Ay ay. Ya benim öyle hani tamam konservatuarı okuduk. Onun öncesinde Bursa Devlet Tiyatrosu'nda konservatuar gibi bir kursta okuduk. Yani o zamanın o kursu şimdiki okulların hepsini bozar. Konservatuarları. Öyle derslerimiz vardı. Ben işin pek öyle akademik yanını boş vermedim ama oyunculukta ben kendi duygularıma baktım, kendi hissiyatıma baktım. Yani derler ya kalıp bir söz kalbinin götürdüğü yere git. Onun gibi bir şey yani. Tabii bu oyunculukta bir teori çok önemli tabii yani. En önemli şeylerden biri. Ya yani yarısı. Hani yarısı yetenekse yarısı da okumak ve çalışmak. 1958 Bursa doğumluyum. Efendime söyleyeyim. Babam Arifiye Köyensi mezunu, öğretmen. Çok iyi bir babanın oğludur. Yani Cafer amca, CC yani Cafercan, kadınlardan Brigitte Bardot, erkeklerden CC varmış falan, böyle Brigitte Bardot hastası. İşte şarabı çok seven bir köy enstitüsü mezunu şimdi. Babasının anısına, o da bir köy enstitüsü filminde çalışıyor zaten. İşte ilkokulu hep Bursa'nın köylerinde, kasabalarında falan. Sonra en son 4'ü 5'i Bursa'da okudum. Sonra Yıldırım Beyazıt Lisesi. Orayı 2'den bıraktık. O dönemler bizim karışık dönemlerdi. Sonra Yeni Yol Endüstri Meslek Lisesi'ne geçtim, sanat okuluna. 1974'te tiyatroya başladım. Ahmet Büyükpaşa Devlet Tiyatrosu'nda. Ferahicizade Mehmet Şakir Bey Gençlik Tiyatrosu kursu. Bu kursa da beni mahalledeki abilerimiz yönlendirdi. Yani işte kahvede, Paşa Dayı'nın kahvede taklitler yapıyorum işte. Çay götürüyorum, çay getiriyorum. Sigara almaya gidiyorum. Bir yere gönderiyorlar. Yani mahallenin maskotuyum bir anlamda. Oradan abilerimiz dediler, sen şu bir dilekçe ver. Dilekçem de nerede bilmiyorum onu. Bulduydum bir arama. Gene kaybettik onu. Aramam lazım. Dilekçemizi verdik. Bir fotoğraf çektirdik hemen bizim fotoğrafçı da yanında. Karadağ fotoğrafçısıydı galiba. Gittim Devlet Tiyatrosu'na dilekçemi verdim. İşte sınav tarihini aldık. Sınava girdim. İşte ben Yavru ile Katip'in taklidini yaptık. Necat Uygur'un, o zaman Necat Uygur'un Cafer Bey diye 2 tane filmi vardı. Çok severdim. Necat Uygur'a çok gülerim ben. Yani o böyle başka bir yerdedir benim için. Taklitlerimizi yaptık. Onlar bizi aldılar kursa. Biz o kursta 5 sene okudum ben. Yani hem okuduk hem de Devlet Tiyatrosu'nda figürasyondan başladık. Marius. Bu Marsilya Aşıkları'nın filmi de vardır. Marius diye bir oyun. Orada da Kenan Işık'ın Yelkenci ustası, onun çırağını oynuyordum. 3-4 tane repliğim vardı. İşte kaptan mağazada müşteri var falan diye giriyorum. Ondan sonra. Bu arada kursa gidiyorum. Çarşamba, cuma, cumartesi, pazar. O arada sanat okuluna gidiyorum. Akşam sanat. Ama akşamları oyunum var. Nasıl olacak? Olmuyor. Okulu asıyoruz yani. Yani hayat bizi öyle getirdi yani.
Öyle geldi önümüze. Babam öğretmen, benim okumamı istiyor. İşte bir mühendis olsun, bir şey olsun, bir şey olmaz. Sanat okulunda işte hani bir eli iş tutsun. O zaman öyle. Babam da öyle diyor ama bir şey de demiyor yani. Tiyatroya da bir şey demiyor. Git diyor yani. Gizli gizli geliyor, beni seyrediyormuş bir de. Takip ediyor. Uzaktan nasıl olacak diye merak ediyor tabii. 25 yaşına kadar Bursa'daydım. Baktık okul olmuyor. Yani olmadı okul. Babamla biraz papaz olduk ama gene de bir şey demedi adam. Ondan sonra ne yapacağız? 80 ihtilali olmuş. 82 olmuş sene. Ben gelmişim 25 yaşına. 5 senede askerden yırtmışım yani, kaçmışım yani. Erkan uzunca bir süre askere gitmemeye çalıştı. Çünkü okul, konservatuar, oyunculuk falan onları hayata geçirmeye çalıştığı için. Fakat o sırada tabii yoklama yapılıyor sürekli. Adrese gidiliyor. Adrese gidiliyor, evlere bakılıyor. Hakikaten o çocuk orada mı, değil mi, nerede diye. Her seferinde bir tane memur geliyor, bir polis memuru geliyor. Bu sefer bekçi geliyor. Çarşıda geliyor, gidiyor. Oğlum diyor, babam bak, oğlum bak, gel git asker baba falan filan. Babam hiç sevmez yani öyle şeyleri. Ne diyorlarsa onu yap yani. Yoksa başını ağrır yani bu. Falan. Kapı çaldı, evde kimse yok. Bizim böyle buzlu camımız var. Süliyetten tık eşi uyandım hemen. Böyle. Üniformalı biri. Biliyoruz da zaten diken üstündeyiz. Ondan sonra açtım kapıyı yani. Çıkmış oldum. O da beni süliyetimden görüyor yani. Görünüyor, biliyorum. Buzlu cam. Arkada biri var. Kapıyı açmasan da olmaz. Bekçi bakıyor yüzüne. Erkan Can bu evde mi oturuyor? Sen misin Erkan Can diyor. Bekçi amca, Erkan abim evde yok diyor. Ben de hemen açtım kapıyı ama taklit yaptık yani. Şey taklidi, spastik. Abim evde yok dedim. Ben, sen kimsin? Kardeşim dedim, benzeriz. Şimdi yani gülmem bu tipe değil. Oradaki anında reaksiyon, yani bunu düşünüp hayata geçiriyor olması. Bakıyor. Vah yavrum. Tamam tamam oğlum, bir şey olmaz. Hadi diyor. Ben sonra uğrarım. Sen diyor abine söyle. Sonra karakola gelsin diyor. İşimiz var oğluna diyor. Tamam diyor. Sonra gidiyor. Öyle savuşturuyor meseleyi. Bir şeyler söyledim ve inandı ve adam gitti. Sonra ben zaten askerlik kararımı aldırdım. Hiç unutmuyorum. Bir gün Ahmet Levendoğlu dersinde sahne dersinde doğaçlama yapılıyor. Gelişi güzel. Konular seçildi. Erkan da spastik bir çocuk oynayacak. O spastik çocuğu oynamaya başladığında Ahmet Levendoğlu dahil önce o kadar enteresan yapmaya başladı ki önce hepimiz çok güldük. O kadar güzel yapıyordu ki çok güldük, çok güldük, güldük. Fakat bir süre sonra bu 3 dakika, 3,5 dakika sonra güldüğümüze utanmaya başladık. O kadar sahiciydi ki, o kadar o çocuk oldu ki o doğaçlama sırasında hepimizin gözleri doldu. O biraz evvelki gülmemizi unuttuk. Hatta o gülmemize kızmaya başladık kendimize. Mıhlandık, kaldık olduğumuz yerde ve egzersiz bittiğinde ya hepimiz hayranlıkla Erkan'a bakıyorduk. Manisa Batıkış'la 62'ye 3 tertip 20 ay yürüdüm. İşte orada çok insan tanıdım. Orada çok tipler tanıdım. Yani depoya çok şey attım.
oyunculuk adına, tipler adına, olaylar adına çok birikim yaptım orada ve hayatımın en güzel, en eğlenceli günleri askerlikte geçmiştir benim. Yani çok eğlendim askerde, çok ama. Müthiş. İşte askerde tabur geceleri düzenledik. İşte pandomimler yaptık, tiyatrolar yaptık, askerde de boş durmadık. İşte Manisa'nın kurtuluşunu hazırladık. Tabii derdimiz, amacımız konservatuvar okumak. Çünkü ben Bursa'dayken Ali Sürmeli Mimar Sinan'ı kazandı, gitti. Ali'nin rolünü ben oynadım. Bıraktığı rolü Devlet Tiyatrosu'nda. Sokullu Ne Yapmalıydı diye bir oyunda. İşte Zafer Algöz Ankara'yı kazandı, gitti. Yani gitmemiz lazım ama lise mezunu değiliz yani. Anladın mı? Nasıl olacak? Yani kafayı yedik. Erkan abi aynı zamanda ortaokul mezunu galiba. Yani üniversitede okudu ama yeteneğinden dolayı onu konservatuara aldılar. Öyle bir yasa var yani, bu sanatta yeterlilik falan diye. Hatta birkaç kez de girmiş, repliklerini unutmuş falan, kabul edilmemiş önce. Sonra Bursa'da yapılacak iş de yok, Devlet Tiyatrosu'nda figüranlık falan yapıyor ama yani şey de yok. Demiş bari bir gemilere şeyi çıkartayım da, gemici. O zamanlar öyle bir moda vardı ya işte, ha böyle macera hesabı. Ondan sonra hakikaten de çıkartmış. İstanbul'a gelmiş, iş bulmuş. Böyle aşk gemisi gibi bir gemide iş bulmuş yani. Falan ama konservatuvarın yıl işte şey, karşıdaki konservatuvarın seçimleri var. Ona girecek. Kazandı, kazanamadı. Gemiye binip gidiyor yani. Abilerimiz var gemici. Dünyaya gezip geliyorlar. Onlarla takılıyoruz falan. Anlatıyorlar. Ulan dedim, ben gemiye yazılayım mı? Gittik, silici kartımızı aldık Karaköy'e. Bulduk, ettik. Dilekçelerimizi verdik, askerden de gelmişim, tamam. Hiçbir bağlantım yok. Giderim yani. İyi ki gitmemişiz. Şimdi dil bilmiyoruz, hiçbir şey bilmiyoruz. Bir gidecektik orada, hayatımız kararacaktı. Bazıları oyuncu doğar. Başka yapacağı hiçbir şey yoktur. O oyuncu doğar. Yani mahalle onu zaten doğduğu andan itibaren oyuncu olarak mimler. Bu çocuk mutlaka bir şey olacak derler. Yani herhangi bir işe girsem çalışırım. 10 numara çalışırım yani hiç. Her işte çalışırım ya. Bütün işlerinde çıraklığını yapmışım çocukken yani. Hepsini çıraklığını yapmışım. Okuldan kaçardık işte, ne kaportacıda takılır Ali'nin yanında. Yani ondan sonra ayakkabıcıda takılırdık. Zenne çalışırlardı. Şimdi tezgahtarlık yaptık yıllarca. Konfeksiyon, mavi kişi, setbaşı. Tiyatro ve o. Yani bir işi başladım mı yaparım onu. 10 numara yaparım. Ne iş olursa olsun. Hani böyle hayta bir hayatı olacağını düşünüyordum doğrusu. Ama hiç öyle olmadı. O anlamda bizi şaşırttı. Hayatı çok düzenli, çok sistematik şu anda. Yani çok iyi bir aile babası, çok iyi bir baba, çok iyi bir eş, çok iyi bir arkadaş. Çok haylaz bir çocuktum yani, çok. Haylaz derken yani ölçülü ama çok böyle firari güvercin. Hani ipi kopuk uçurtma gibi. Tık kopar ipim giderim, nerede bulamazsın. Yani şimdi geliyorum, akşama geliyorum diye bir hafta sonra gelirim yani. O zaman telefon yok, bir şey yok. Ama babam bana çok güvenirdi yani, hiç. Hiç yani fiske bile yemiş değiliz babamızdan ya. Bakar sadece, olay biter, böyle kalırsın. O arada yani bütün bu işleri nasıl yaptık? Tiyatro var, okul var, bir şey var. O arada izciliğim var yani. Bir de hayatımın çoğu dağlarda geçiyor, kamplarda geçiyor yani. Bizde izci kampları var. İzci kamplarında kamp ateşleri, eğlenceleri var falan var. İstanbul Belediye Konservatuvarı var dedik. Orası ortaokuldan sonra alıyor. İyi, tamam. Gittik.
Dilekçemizi verdik. Benim parçalarım hazır. Ben bir sürü parça biliyorum, ezberimde var. Sırça Kümes Don var, Kral Lir var. Var yani. Amfitriyon Sozi var. İşte Shylock var. Venedik Tacirinden. Ondan sonra hazırım yani ben. Hiç problem yok. Gittik verdik. Ulan dediler sen 27 yaş maş. Ey hay Allah. Gene takıldık. Ulan nasıl olacak? Yaş. Orada bir madde daha gördük. Atlamışız orayı. Seviye sınavı yazıyor. Sınıf atlama sınavı. Üstün yetenek sınavı yazıyor. Orayı işaretledik. Dedik buraya gireceğiz. İki parça. Bir de sahne hazırlamamız lazım. Seviye sınavına girmek için sahne oynamak gerekiyor. Tek parçayla değerlendirmiyor seni. Doğru, tamam. Kazanmış o sınavı. Hatta o sene kazanamasaydı, çünkü yaş bu sefer yaşı geçtiği için olmuyordu falan. Bitecekti oyunculuk hayatı. Hani herkes birbirini bulur ya bir şekilde. Gerçi ben bütün sınıfla çok iyi arkadaştım. Bütün sınıfla çok iyi arkadaşlığımız devam ediyordu ama Erkan bizden yaşça büyüktü. Yani özel yetenek olarak girmişti okula. Hatta okulda lakabı onun babaydı. Kimisi dede diyordu, kimi baba diyordu. Sonra bizim özel bir yakınlığımız oldu tabii. Yıldız Hoca, sen nereden geliyorsun yahu dedi. Dedim Bursa hocam işte falan filan. Tiyatro işte böyle anlattık geçmişimizi. Askere gittim geldim dedim, problemim yok. Çünkü askerlik ertelemiyor bizim okul. Ondan sonra seni 3'ten alalım yahu dedi Yıldız Hoca. He? Tabii konservatuvarda. 3'e alacaktı beni. Sınıf atladım. Kenter tabii. Yıldız Kenter. Hocam dedim ben mümkünse birden başlamak istiyorum dedim ya. Benim derdim sınıf atlamak. Yani mecburen girmek için o sınava giriyorum. Bir son şansım yani. Yani okul süresi içerisinde Erkan iyi ki varmış dediğimiz arkadaşlarımızdan bir tanesi. Çünkü Erkansız bir konservatuvar şimdi gözümün önüne geliyor. Hakikaten çok sıkıcı olurdu. Galiba bütün arkadaşlarım da aynı şeyi düşünüyorlar. Çünkü hakikaten çok böyle ailenizden biri gibidir. Çok içtendir, candandır, yalanı, dolanı, riyası, üç kağıdı hiçbir şey yoktur. Olduğu gibi bir adamdır. Ben birden başladım. İşte birden başladık. Birinci sınıfta çok kalabalık bir sınıftık. İşte Oktay Kaynarca, Bennu Yıldırımlar, Rüyam Dirin, ondan sonra mezun olunca gene bir boşlukta kaldık. Sonra Bakırköy Belediye Şehir Tiyatroları kuruluyordu. Zeliha Berksoy orayı kurdu, her şeyini ayarladı. En son rahmetli Adnan Kahveci de olayı imzaladı ve şehir tiyatroları, Bakırköy Belediye Tiyatroları da kuruldu ve oranın ilk kadro sınavına girdik. İşte ben, Gürdal, Edip, Ragıp, oranın ilk kadrosuyuz. Orada bir 7 sene oynadım. Erkan'la bizim tanışmamız diyeyim. Bir öncesi, işte başlamadan önce Mahallenin Muhtarları dizisi. Orada o role uygun olarak benim kafamda Erkan Can vardı. Çünkü ondan aşağı yukarı 2 yıl ya da 3 yıl önce bir çalışma yapmıştık biz Marmaris'te. Bir otelde bir bayi toplantısı. Kandemir abi bir şeyler yazıyordu. Kuşadası'na gittik tabii. İşte şimdi böyle bayiler toplantısı falan filanlar o zamanlar öyleydi. Televizyon falan yoktu. Kandemir abi de araya skeçler, işte Tulu Çizgen, ben, Levent, hangi Levent? Kim bunlar, kim bunlar? Neydi Levent'in? Levent Tülek, Gürdal, Melih, Ekener falan, böyle bir kadromuz vardı bizim. Bayilere o eğitimle ilgili skeçler yapılıyordu. Sonra ben burada genç tiyatrocu arkadaşlara dedim ki kızlı erkekli böyle 7-8 kişi bir ekip kuralım.
Bulun arkadaşları, ben tekstleri yazayım, çalıştıralım. Sonra gidip orada oynarız falan filan. Tamam dediler. Hiç tanımadığım bir arkadaş grubu, genç hepsi. Onlarla biz işte skeç yazıyorduk Andemir abi. Aralarda oynuyorduk ve çok eğleniyorduk. Çok güzeldi skeçler. Oradan beni kafaya takmış herhalde, doğru. Sonra çalışmalar başladı falan. Ben bir akşam indim böyle otelde, 400-500 kişi işte, bayiler var. Herkes böyle kırılıp döküyor, aman Allah'ım nasıl bir kahkahalar, şeyler. Biraz daha baktım, dikkatli, hiç tanımadığım genç, sarışın böyle bir oyuncu arkadaş. Erkan Can, o ekibin içinde, kırıp geçiriyor ama yani sahnede. Sonra otele döndük falan, otele döndük, baktım vardı bir kenarda böyle tek başına oturuyor. Hemen yanına gittim. Ya arkadaş sen kimsin ya dedim. Ben seni tanımamışım bugüne kadar. Harika bir performanstı falan. Sağ ol abi falan dedi. Biz Erkan'la böyle tanıştık. Ama dediğim gibi böyle 2-3 sene hiçbir daha ne görüştük ne çalıştık. Sonra işte bu mahallenin muhtarları projesi çıkınca ben çünkü onu atmışım kafamın bir kenarına. Hemen ne yapalım ne yapalım. Oo, bir arandı tarandı böyle bir hafta 10 gün sonra bir arkadaşın yanında tatilde bir yerlerdeymiş. Erkan Can bulundu. Ondan sonra geldi. Biz tanıştık yeniden. Dedim böyle böyle bir şey var falan. Ondan sonra da çok güzel bir çalışma yaptık. O ara ne oldu? İşte Kandemir abi beni çağırdı. Yazıhanesine gittim. Altı yolda bir yerde bir küçücük bir yazıhanesi vardı. Oraya gittik. Dedim abi benim tiyatrom var. Yani tiyatroyu engellemeyecek bir şekilde haftada bir iki gelir gider oynar işte. Yolumuzu buluruz, çorbaya bakarız hesabı. Rol şöyleydi, Erkan Can bir şoför muavinini oynuyordu. Karadeniz'e gidiyordu, ondan sonraki hafta orada kalıyor, sonraki hafta geliyor falan. Yani ortalama iki bölümde, bazen üç bölümde bir oynayacaktı. O şartı da söyledim kendisine. Tamam dedik. Dizi başladı. Daha iki hafta geçti geçmedi. Telefonlar yağmaya başladı bana. O adam kim? Hani iki bölümde, üç bölümde bir oynayacakken her hafta. Sonra da başrol. Başrol oldu yani. Bir de Erkan Can'ın gelmesi çok ilginçtir. Tabii Kandemir onu bir oyununda görüp söylediğinde. Kandemir söyledikten sonra bizim için akan sular durur. Tabii ki tamam dedik. Çok başarılı oldu tabii ki. İlk bölümlerde işte birkaç bölüm olacaktı, olmayacaktı falan filan. Onlar biliniyor zaten ama burada bilinmeyen enteresan bir şey. Kahveci rolü aslında rahmetli Cevat Kurtuluş için yazılmıştı. Biz Cevat Kurtuluş'la işte Kandemir'le beraber görüştük. Anlaştık. Kahvede olacaktı kahveci rolünde. Cevat Kurtuluş evine gitti, ailesiyle paylaştı bunu. Çok sevindi. Ondan sonra zannediyorum uzun bir süre çalışmamıştı ve işte başarılı bir işte görülüyordu bunun başarılı bir iş olacağı. Olacağı çok mutluydu. İşe başlamadan vefat etti. Şimdi birisine yüklenmek için birazcık bekleyeceksin yazarken diyorum. Yani o oyuncunun sergilediği performansa göre ona daha çok yüklenerek birbirinizi böyle bir etkileşim içine girip rolü yüceltmek anlamında, rolü büyütmek anlamında söylüyor. Bunu Erkan Can kendisi başardı yani açıkçası. Kendisi başardı bunu. Beni ve benim yazı ekibimi daha çok yazmaya mecbur etti. Çünkü öyle güzel, öyle sıcak bir oyunculuk sergiledi ki Allah için. Seyirci de bayıldı. Biz de şu kadarcık bir rolle her hafta onu öyle idare edemezdik. Mecburen yüklendik. Ve sonra da işte başrol oldu, sevgilisi oldu, işte Fadime Temel ilişkisi falan şeklinde. İşlerin böyle olacağını nereden bileyim? Bilmiyoruz yani. Biz tiyatro yapacağız. Benim derdim işte devlet tiyatrosuna girip Bursa Devlet Tiyatrosu'nda ailemin yanında işte Bursa'da memleketimde devlet memuru olma. İşte devlet memuru oluyorsun yani sonuçta 657'de de 7 sene çalıştık.
mahallenin muhtarları tiyatro olmuyor yani. Çakıştı. Şimdi onu da şöyle yapabilirdim. Rapor alırdım. Oradan da yolumu bulurdum. Oradan da yolumu bulurdum. Ama bunlar benim işime gelmez. Ya burası ya orası yani. Adalet, hukuk. İstifa olmuyor. Hadi hoşça kalın kardeşim. Oradan bedava hak etmediğim parayı da almam. İşte bir 12 sene mahallenin muhtarlarını oynadık. Bir başladık Maltepe'de. 12 sene bir ömür yani, çocuk doğdu, 12 yaşında oynayan çocuk vardı. O da şimdi büyüdü, konservatuarı bitirdi. Koskoca delikanlı, 30 yaşına gelmiştir neredeyse. Bazı roller oyunculara yapışır. Ve yapışan roller oyuncuyu artık hayatın sonuna kadar üstünde ağır bir yük olarak taşımak durumunda bırakır. Temel rolü çok şey bir roldü yani, tabii çok ağırlı olan bir roldü, başroldü. Dolayısıyla çok kuvvetle muhtemel değil ki üstüne yapacaktı bu rol. Fakat Erkan Can temel kimliğinden daha sonraki çalışmada o kadar başarılı bir biçimde sıyrıldı ki, tabii ki bu da onun tekrardan söylemek gerekirse oyunculuk kariyeri ve başarısı üzerine değinmek gereken bir konu. Bundan da sıyrıldı. Artık o Erkan Can'dır. Temel değildir yani. Erkan bizim yeni sinemacıların kurucularındandır. Yani işte sonunda yeni sinemacılar bir şirket olmak zorunda. İşte vergi ödüyor falan filan. O tür işlere karıştırmıyoruz başka arkadaşlarımızı, ama işte 20-25 kişi var yeni sinemacıların içinde. Onlardan biri de Erkan Can'dır. İlk filmim tabii Davacı, Yalancı ikinci filmim, Osman Sınav'ın İzmir'de çektiği bir dönem filmiydi. O arada yeni sinemacılarla bir gemide filmi yaptık. Sonra Laleli'de bir Azize. Sonra dar alanda kısa paslaşmalar. Vesaire vesaire vesaire. Erkan abinin mantığını biliyorum ben. Mantığını bildiğim için de ona diyalog yazmak kolay oluyor. Mesela gemide de küfür meselesi de nasıl olacak? Çünkü o zamanlar Türk sinemasında böyle bir durum yoktu. Biz de bunu böyle yapıyorduk ama elimizde bir deney, tecrübe, geçmişte böyle olmuş falan filan gibi bir şey yoktu. Seyirci seyredecek, nasıl tepki verecek falan. Ama Erkan Can mesela o küfürleri öyle bir hale soktu ki diyalog oldu onlar. Bu dünya iki şeyden yıkılacak. Bir binadan, bir de zinadan. Allah sonumuzu hayretsin. Mahşer günü bütün binaları deniz geri isteyecek. Vatan bütün memleketler gibi. Deniz kumu önünde sonunda geri alacak. Çaresi yok buna. İçinden onun bir hamur var ve çok güçlü bir oyunculuk damarı var Erkan'ın. Bu sadece benim fikrim de değil. Biz Erkan'la çalıştığımız birçok proje uluslararası alanda çok başarılı oldu, çok ödül aldı. Bazılarına Erkan abi gidemedi bile ödüllerini almaya. İşte o ödülleri ya ben ya da bizim şirketten birileri onun adını almıştır falan. O ödülleri veren jürilerde çok değerli sanatçılar vardı. Çok büyük oyuncular, Robert De Niro'lar falan. Erkan abinin özellikle Takva'daki performansına hayran kaldılar. Şeyim, halvete girdi bu sabah. Halvete mi girdi? Şimdi 11 sene bu adam komik oynadı. Uy babacığım geliyorum giderim falan filan yaptı. Ondan sonra mesela Takva'yı yaptı. O benim öyle gözlerim doldu izlerken. Ya müthiş orada bir oyunculuk vardı. Ya dar alanda kısa paslaşmalarla Erkan'ın çok komik bir hikayesi vardır. Çünkü Erkan abi bu gemideyi yaparken paramız yoktu, temin söyledim ya. Böyle sorardı falan, nedir durumlar. İşte yok para falan dersek, ha kaleciyiz derdi. Bu deyimle böyle biz işte Serdar'la yeni bir proje
falan. Serdar da sporu sever, ben de futbolu çok severim falan. Serdar oynamıştır da hatta. Böyle konuşurken işte ne yapalım falan. Ya böyle bir Erkan abi kaleci mi yapalım? Harbi kaleci olsun falan filan. Oradan böyle bir fikir çıktı. Erkan abiye de söyledik. Erkan abi bize bir sürü şey anlattı. Yani zaten Erkan abi herhangi bir konu söyle, o konuyla ilgili ya asker arkadaşı vardır ya bir, o konuyu biliyordur, bir şeydir yani. Anlattı, bu Bursa'da Dinamo Mesken diye takımları varmış. Ondan sonra böyle işte şöyle futbolu biliyor, böyle biliyor falan. Biz de bunu bir şey sandık yani. Erkan abi meğersem hayatta hiç topa vurmamış yani. Film senaryoyu yazdık, Umut Sanat'a götürdük, onlara beğendirdik. İşte o zamanın pahalı, bütçeli bir filmiydi. O paralar hazır oldu falan. Artı okuma provaları falan yapılacak. Erkan abi birden demez mi? Ya ben top oynamayı hiç bilmem diye. Ya Erkan abi nasıl hiç bilmez yani? Böyle topu, bir kalecinin topu bir tutuş biçimi var yani şimdi. Falan nasıl yapacağız falan. Vallahi dedi bilmiyorum ama dedi jimnastikçiyim dedi, atlarım. Ya jimnastikle kaleciliğin falan şeyi yok. Hatta böyle halı sahada işte maçlar yapıldı falan Erkan için. Ondan sonra ama işte dediğim gibi çok büyük bir oyuncu. Sonra onu kapattı o bilmeme süresini. Sinema daha teknik bir şey. Ama sinemada duygu devamlılığını tutman gerekiyor bir oyuncunun, duygu devamlılığı. Şimdi bir senaryo alıyorsun, orta yerden başlıyor. Birinci sahne, ilk gün bismillah başlıyor yönetmen, 38. sahneden başlıyor işte yani. Yani plana göre o çıkmış yani, anladın mı? Şimdi sen senaryoyu iyi bilmezsen, oradaki duygun, baştaki duygun, son, orta, duygu devamlılığını oyuncu, bu da ama hemen olmaz. Bir oyuncunun olması gerektiği gibi milletini çok iyi tanır. Bütün milletini çok iyi tanır. Yani bütün ülkeyi çok iyi tanır. O yüzden ülke içerisinden çıkarıp oynadığı, heybesinden çıkarıp oynadığı adamlar o yüzden sahici ve gerçekçi ve sıcaktır. Bir rol çalışırken Murali şimdi beyninin bir tarafı bu kaptanı düşünür. Bu adam kaç yaşında, kim? Nereli, annesi kim, babası kim? Yani bütün soruları sorarsın role, o soruların cevabını alırsın. Alamadığın yerde zaten bir eksiklik, bir aksaklık, bir şey olur yani sonuçta. Bütün soruları sorarsın. Yani bir karakteri yaratırsın yani. Ve sete geldiğin zaman oynayalım, yok. Uykunda bile onu düşünürsün. Beyninin bir tarafı düşünür onu, o rolü çalışır. O rolle belki onun gibi yürürsün yolda ama kimse farkına varmaz. Biz tiyatrocular biraz deliyizdir yani. Biraz yani, bir tahta hani eksik değil de böyle havalanmış da aralık kalmıştır yani hepimizde. Erkan bizimle birlikte tabii 4 yıl, hatta işte bir sene bir şey yaptı, bekledi. 5 yılda olabilir bu, hatırlamıyorum şimdi. Bir sene bekletti galiba işlerden dolayı. Bizimle birlikte o öğrenim süresi içerisinde bütün o dersleri gördü. Ama Erkan bütün onların hepsini okul icabı gördü. Ama çok net. Şimdi oturalım Erkan'la sistem konuşalım. Erkan'la oyunculuk konuşalım. Bunlarla ilgili uzun uzun sohbet edemeyiz Erkan'la. Çünkü onun bildiği tek yol vardır. Çıkıp göstermek. Biz Karl Ebert metodundan gelmeymişmiş. Hepimiz, bizim kuşak, gene öyle yani. Yıldız Hoca da öyle. İşte Ebert metodundan gelmeyiz. İçten dışa. İçte his. Ya ben pek anlamam bunlardan. Anladın mı? Yani anlarım da hissettiğin gibi oyna. Yani benim metodum da bu. Erkan özel bir yetenek. Bunu herkes teslim eder zaten. Hiç kimse bunun dışında bir şey söylemez. Erkan sistem bilmez, metot bilmez. Yani oyunculuğa dair oturup da okuduğu, çizdiği, yazdığı hiçbir şey yoktur işin açıkçası.
bu tür şeylerden tamamen uzaktır. Erkan'ı sahneye çıkarırsınız ve oynar. Erkan'ın tek taktiği budur, başka taktiği yoktur. Erkan'ın bütün bu saydıklarımızdan, bütün o oyunculuk üzerine söylenmiş iri lafların hiçbirinden neredeyse haberi yoktur. Bu kadar net söylüyorum her şeyi. Erkan sadece çıkar, bulur ve gösterir. İşte yıllar geçtikçe insan kendi metodunu, kendi stilini, kendi tarzını, kendi sınırlarını daraltıyor ya da genişletiyor, kendi yapıyor yani. Sonuçta tabii ki metot oyunculuklar, şimdi bir okul şart, bir konservatuar, bir okul, bir metot şart. O metot seni bir kanala sokuyor, disipline ediyor, anladın mı? O metotla gidersin. Konservatuvarlar da öyle. Yoksa kimse kimseye orada oyunculuk öğretmiyor. Oyunculuk sadece ve sadece okulda o terbiyeyi alma sınırlarıdır. Bir oyuncu nasıl olmalıyı diğer oyuncu olmaya çalışan arkadaşlarıyla birlikte hayat standardı olarak görmüştür sadece. O kadar. Başka bir sistemi yoktur Erkan'ın. Erkan çıkar oynar. Şimdiki gençlerde, şimdiki çocuklarda, şimdiki bu devirde durum ne biliyor musun? Nasıl hemen ünlü olurum, yolumu nasıl bulurum? Parayı nasıl kazanırım? Hiç sorun yaratan bir adam değil. Aksine bir diğer özelliği sorun çözme özelliğidir. Sorun çözme de mesela kendini feda ederek sorun çözme özelliği vardır. Arkadaşları, dostluk ilişkileri adına. Bunlardan çok tabii bazen benim bildiğim bazı şeyler var. Çok da zararlar görmüştür. Ben hep böyleyimdir yani. Şimdi hani bıçak kemiğe de dayandı ama baktık yani kimsenin yalan söylediği yok. Herkes işine gücüne bakıyor. Arkadaşımız sonra, arkadaşlarımız yani şimdi birden her şeyi silip atamazsın ki. Ayıp. Ayıp yani. Ayıp olur. Erkan Can hiç sette sorun yaşamadığımız bir oyuncu. Hiçbir zaman yaşamadık. Çok enteresan yani. En ufak bir sorun yaşamadık. Ne maddi ilişkilerde, ne manevi ilişkilerde. Yani bu sektörde ben epey bir dizi çektim. Epey oyuncu arkadaşım var. Profesyonel olarak arkadaşlık anlamında. Fakat herkese belli ölçüde ufak tefek, büyük küçük sorunlar yaşandı. Fakat Erkan Can'da hiç sorun yaşamadık. Yani çok enteresan. Katliyen bir dedikodusu. 11 sene çalıştık. Yani bir kişi hakkında bir şikayeti olsun, bir dedikodusu, bütün arkadaşlarından da dinledim. Biz de yani işin sahibi olarak Hüseyin'le beraber bir tek gün hatırlamıyoruz ki Erkan hani bir maddi konularda ya manevi işte ne bileyim bir şeyden şikayetçi olsun. Aa, kendi aleminde çok sakin. Çok zengin bir, yüce bir şeyi var, yapısı var böyle kendi haline ve çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Valla Erkan benim zaten birçok sanatçı arkadaşla çalıştım ama Erkan işlerin de en disiplinli olanıdır. Erkan böyle aslında özel hayatında işte ne bileyim normal zamanda böyle işte geliyorum der, bir saat sonra gelir, işte bir söylediğini unutur, hafızası zayıftır falan filan ama Erkan Can sinema oldu mu, yani benim yaptığım işlerde hep öyleydi. Sete herkesten önce gelir. Yani bütün diyaloglarını çok iyi ezberler. Rolünü çok iyi çıkartır. Bir işi yaparken orada olacaksın abi. Kafan başka yerde olmayacak. Kafan başka yerde olmuyor. Manitanı düşünmeyeceksin yani. Ne manitası lan? Manitamız burada işte. Anladın mı? Düşünmeyeceksin. Para bu, işte kiraydı falan. Ya şu işimi, zaten o işi sen halledemezsin ki. Yani işte ne bileyim, borcun harcın bir şey, bir sürü dertler olur ya yani, atıyorum şimdi. Zaten halledim, şu işim bitsin, sonra bakarsın. Onların hepsini bir kenara atarsın. Ya da sete girdiğin zaman egonu da asarsın şeye. Kostümlerin içine, kendi kostümlerine bir egonu da oraya ya da bağlarsın onu iyice sıkıca. İşte bir 3-4 sezondur İstanbul Halk Tiyatrosu'na katıldım. Onlar da benim eski arkadaşlarım konservatuvardan.
Burada istediğimiz gibi tiyatro yapıyoruz. İstediğimiz gibi. Yani şimdi çok daha mutluyum mesela. Ama bir Erkan Can'a sorarsanız ben çok merak ediyorum. Yani bu bilinçaltındaki eski Amerikan arabası ve deri çizme takıntısı nereden geliyor? Da bunu bir doktora mı danışmak lazım? Geçmişini çok mu iyi araştırmak lazım? Yani Amerika'da bir Kızılderili düşmanlığım var. Yoksa bir petrol tüccarı bir şeyim var yani bilinçaltında öyle bir Bobby Ewing falan mı düşünüyor kendiyle ilgili bilmiyorum. Yani bunları kendisine sormak ve çözmek lazım diye düşünüyorum. Çizmenin ne bileyim formunu seviyorum. İşte ne bileyim giymesi kolay, çıkarması kolay. Kovboy filmlerini severim. Tabii bu Kızılderilileri sevmediğim anlamına gelmez. Hüseyin Apaydın onu soruyor. Ne diyor? Kendini Bobby Ewing mi zannediyor diyor. Kızılderililere diyor ne düşünüyor falan diyor. Amerikan arabaları işte Kiremitçi Mahallesi diyelim. Hep tamirci, karasörcü, Bursa Otomotiv Sanayi biliyorsunuz. 10 numaradır. Hala öyledir. O zamanlar hep bu arabalar vardı. Ve biz onların içinde büyüdük. Yani dedik işte tamircilerde büyüdük. Mahallemiz çünkü öyle. Sokağa çıkıyorsun sağ taraf kaporta, sol taraf mekanik, karşı taraf oto elektrik, yanı boyacı. Hep araba. Araba hastalığımız da oradan gelir ama tabii ki bu klasik arabalar beni daha çok cezbediyor. Niçin? Çünkü hepsinde bir estetik var. Bir resim var, bir şey var. Çok estetik ve güzel görünüyorlar. Erkan'ın çok hikayesi vardır. Bursa'dan taşıdığı, getirdiği. O taşıdığı hikayeleri mutlaka anlattırın Erkan'a. Eğer becerebiliyorsanız. Mesela camın kenarında şeker yiyerek bekleyen çocuk hikayesini anlattırın. Anne babasının onu çarşıya giderken fileye koyup götürdüğünü anlattırın. Böyle bizim camımız böyle genişti, beton. Annem beni oraya oturtuyordu. Ondan sonra bir de çay tabağına toz şeker. Annem suya gidiyor köyün çeşmesine. Ben buraya gelene kadar otur burada diyormuş. Ben o şeyde hiç o yüksek yani bir de. Hiç oturuyorum yani ne dediyse o. Onu iyi bitiyormuş o tabak devam. Tabak yok ama devam ben gene. Onu anlatmıştım da Oktay'ın aklında o kalmış. Babam bir de beni filede taşırdı. Mesela çok filenin fotoğrafları kafamda hep var. Daha çok var. Bir gün İnegöl'de böyle köye gidiyoruz. İşte yayan o zaman yayan gidiliyor. Yok yani yayan bir eşek bulursun ya da bir traktör. Öyle minibüs falan filan yok yani. Var da az. Her dakika yok. Babam beni fileye koyardı. Filede vururdu sırtına. Biz öyle giderdik. İnegöl'de bir de sıcak ekmek almıştı fırından. Onu bana verdi. Çok da sıcak değil. Ondan sonra ben de dayanamam ekmeğin kenarlarına. Koparttım yerken babam dedi yerlere dökme sakın dedi. Makara yapıyor benden. Sığıyor muydun? Gittiği yerde beni kirişe asardı. Ben hep orada dururdum. Yukarıdan bakardım insanlara. Bir gün köyde işte yaz tatili bitiyor. Bursa'ya döneceğiz. Yola çıktık işte taranalar, bulgurlar, erişteler, salçalar, çuvallar, kavunlar, kış kavunları. Dayım koymuş traktöre yükledik romorka. Traktörle Yenişehir'e ineceğiz. Yenişehir'den de otobüsün bir saati var. Onu bekleyeceğiz. O arada Yenişehir'de akrabalarda takılacağız yani. Babam çıkarken bir tane çiğ yumurta dedi bunu dedi al. Bunu kırmadan eve kadar götürürsen sana bir tane saat alacağım dedi. Herkes de o zaman saat yok. Saat çok önemli yani. İyi dedim. Pat koydum cebime. Yumurta duruyor. Bak traktöre bindik. Traktörün o tekerleğin üstünde gidiyorum. Römorkun en önünde gidiyorum. Pardon o sandığın orada. Herkes bağırıyor. Annem falan. Akrabalar tabii köyden pazara iniyorlar. Be Erkan düşeceğim. Be Erkan düşeceğim. Düşmüyorum tabii yani. Çok şey bir kedi gibi bir adamdım. Ama yumurta hep duruyor. Yumurtayı cebimde yumurta.
Traktörden indik, işte eşyalar taşındı maşındı, garaja kondu, oraya kondu. Yakında akrabalara gittik, hadi orada bir yemek yiyelim. Öğleden sonra şey, otobüs, yumurta hep cepte. Hep yumurta sağlam. Yenişehir'e kadar geldik o traktörün üstünde. Ondan sonra akrabalara gittik, işte oturduk, yemek yedik falan filan. Hadi dedik, saatimiz geldi, gidiyoruz. İlk önce ben fırladım, ayakkabıları giydim. Yumurta hala cepte, giydim. O ara ne olduysa dışarı bir çıktım, bir attım elimi cebime. Ta. Yumurta kırılmış. O ara babam geldi böyle. Gördü tabii. Ulan bir yumurtaya sahip çıkamadın dedi. Bir koydu bana. Yani hala bak içimde böyle şeydir. Saat maat yok tabii. Komşularının anahtarı alabilmek için elektrik direğine tırmandırıp eve sokuşunu ve o sırada ilk erkeklik deneyimini anlattın. Onlara geç oğlum, öyle olma. Onlar anlatılmaz burada. Onlar minderde anlattıklarımız şeyler, sohbetlerde. O her zaman böyle tık diye, yani o anki havayı yakalayıp ha 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 hi kakara kikiriyle karışık. Yani onu çeksen ayrı konu. Ama böyle çok zor.